2015-2016 rentakar koleksiyonunu şimdi sizlere Kozan markasının yüzü tanıtacak. Yiğit, ne olursun sakin ol, bir manyaklık yapayım deme. Bak, işler burada. İnsanlar, gazeteciler, herkes burada Yiğit. Hiçbir şey gün yüzüne dökme, ne olursun. Ben sana yardım et. Sen sabır ver. Şaka mı bu ya? Ha, şaka mı bu? Ay, biri beni cimriklesin. Anne, senin haberin var mıydı bundan? Sence? Ay, annenin şirketle ne alakası var İçlal ya? Sen de bir alemsin. Onu kocana soracaksın. Yiğit, İçlal geliyor. Ne olur. Ne olur Yiğit. Yiğit'ciğim nasıl oluyor bu? Ha? Bu nasıl bizim şirketin yüzü oluyor da benim haberim olmuyor ya? Yiğit, bir şey soruyorum sana. Bana bakar mısın? Bir şey söyle. İçlal, bizim de haberimiz yoktu. Biz de şimdi gördük. Ya sana sormadım. Yiğit, bana bak. Bana bakar mısın lütfen? Bayanlar, baylar. Şimdi sıra Kozan markasının has yüzünde. Kozan markasının yaratıcısı Yiğit Kozan'ı alkışlarınızla buraya davet ediyorum. Sakin ol. Dizlerim titriyor. Biz bir şey yapamayacak belli, kolu bağlı, sakin ol. Ya sahneye çıkacak Yiğit yani. Alkışlar Yiğit Kozan için. İçler lütfen kontrollü ol yavrum. Bak haberleri bile yokmuş. Görmüyor musun anne ya? Kocam gözlerini sahneden alamıyor. Yiğit gözlerini nurdan çekemedi. Eğlenin bakalım, eğlenin. Bir Allah'ın kulu da soruyor mu acaba bir elmas vardı ne oldu ona diye? Yıllarımı verdim ya. 40 yılda bir lansman yapılır, elmas yok. Oh.
Herkesin de keyfi yerinde maşallah. Bak fotoğraflara bak, fotoğraflara. Şunlara bak, şunlara. Ay şu fotoğraflara bak ya. Elmas, kızım. Elinde telefon, kime söyleniyorsun sen öyle ya? Kaderime söyleniyorum anne, kime söyleneceğim? Şu Fırat Bey geçen gün bana güya ayaküstü iş teklif etti ya. Heh. İşte bak bu gece Kozanların lansmanını yapıyor. Hani? Allah'ım yarabbim. Alt kadroya kadar herkesi çağırmışlar ya, bir ben yokum. Elmas, kızım öyle ayaküstü iş teklifi mi olurmuş zaten? Hem yakışık almaz. Sen çıkar ararsın işini. Hem sana iş mi yok? Anne ya. Ne güzel değil mi böyle oturduğun yerden konuşmak? Ben bu gece burada... Nur. 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 Nur mu ne? Ay kız bak saat 9'u geçti değil mi? Unuttum ben Nur'u. Nerede kaldı bu kız? Al. Al bak bakalım Nur neredeymiş, al. Allah'ım delireceğim şimdi. Delireceğim ben, aklımı kaçıracağım ya. Evet. Bazılarınız benim hayat hikayemi bir başarı öyküsü olarak adlandırıyor. Allah ne yalan söyleyeyim. Bu benim hoşuma gitse de, beni onore etse de size küçük bir sır vereceğim. Ben bu yola kazanmak ya da başarmak için çıkmadım. Ben sadece arabalarla oynamayı seven, hayaller kuran küçük bir çocuktum. Dahası hayatta kalmak zorunda olan bir çocuktum. Yani sizin başarı öyküsü olarak adlandırdığınız şey benim kavgam. Ben yaşamak için çalıştım. Yaşamak için savaştım. Ve yaşamak için kazandım. Çünkü benim başka hiçbir çarem yoktu. Tamircilikten geliyor biliyorsun değil mi? Politikaya girse alır yürür valla. Çok karizmatik adam çok. Tamam, tamam, tamam. Bu kadar yeter. Daha fazla reklamları izletmeyeceğim size. Ben reklam sevmem. Uzun zamandır benimle çalışanlarınız var. Beni iyi tanırlar. Ben bugüne kadar hiçbir reklam kampanyasında yer almadım. Hiçbirine izin vermedim. Ama bu sahnede duran adam var ya, şu adam. Sabahtan beri elinde mikrofonla konuşan şu genç. İşte bu genç benim kuzenim. Ya bu adam geldi, benim böyle yakama yapıştı. Abi dedi, ille de reklam, ille de reklam. He? Öyle değil mi kuzen? Ne yapıyorsun Yiğit? Yiğit yeter bence. Ne? Duyamadım. Kuzenim size bir şeyler söylemek istiyor ama sesi fazla çıkmıyor. Heyecanlandı tabii. Kızardı, morardı da. İşte geldi. Dedi Yiğit abi, Yiğit abi. İlle de reklam, ille de reklam. Ne de olsa amcamın çocuğu. Yani biz de ne yapalım? Bu gence bir destek atalım dedik. Biz de o desteği attık. İyi misin? Ah, bir anda ben de kiminle aşık attığımı unutmuşum. Yok canım, estağfurullah. Aklımdan çıkıyordu işte. İşte reklam yüzümüz. Bu mu bizim reklam yüzümüz? Allah'ım ya. Kendisi burada. Ama sevgili Kozan misafir. Bu şirketin bir tane reklam yüzü var ve siz de şu anda o yüze bakıyorsunuz.
Teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz. Bravo. Bravo. Ne yapsam seni bu kadar batıramazdım. Hepinize teşekkür ediyorum ve mikrofonu sahibine bırakıyorum. Ya dön dön, başım döndü kızım. Bir otur Allah aşkına ya. Vallahi senin bu yeğenin benim bile başımı döndürüyor anne. Ay anneciğim, ben hiçbir şey anlamadım bu işten. Gel şu aç bakayım şu fotoğrafları, bir daha bakayım. Gel şuraya aç şunu. Ne olmuş bu, anlamıyorum ya. Yiğit Bey iş mi vermiş buna? Açsana şunu. Öyle sahneli mahneli artistler gibi, tövbe ya Rabbim. Hadi aç. Ay beynimi yiyeceğim ya. Alo anne, senin yeğenin artistin Allah'a olmuş be. Kız resmen Kozanların reklam yüzü olmuş. Ay kendimi keseceğim vallahi. Ay ben öyle anlamam reklam yüzü, reklam yüzü ne demekmiş yani? Reklamlara mı çıkacak şimdi bu kız? Ay şimdi yangın var diye bağıracağım, atacağım kendim şu havuza. Hafize! Gece gece ne yapıyorsun havuzun dibinde? Şişt, kızım sakın babana bir şey söyleme. Bak delilendirip benim başıma sıçratma. Ay söylemem. Söylemem, lanet olsun, sanki bende birine bir şey söyleyecek hal kaldı. Oh Hafize Hanım, gece gece şezlong keyfi. Öyle güneşlenir gibi, ne bu böyle gece vakti ya? Tövbe estağfurullah. Ay çok daraldı. Hadi siz kavganızı edin, gidiyorum ben. Şişt, bana bak, niye delilendi bu? Yine darlandırdın mı kızı yoksa? Vallahi ben de daraldım Tayyar Efendi, ben de daraldım. Dur şöyle gideceğim ben. Allah sen yürü be. Allah yarabbim. Ben seni bir elime geçirseydim ben sana ne yapacağım? Yerli otomobil üretmek üzere fabrika açacağımız konuşuluyor Yiğit Bey. Ya durun bakalım ya. Kısmet diyelim. Hayal edersek o da olur inşallah. Yeter artık, gelsin yanıma ya. Asıl Nur gelsin bakalım yanımıza. Vallahi bence kızın değil Fırat'ın kabahati bu. Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kız boşuna fingir demiyor bununla. Baksana bir gecede reklam yıldızı yapıverdi kızı başımıza. Yaptı vallahi. Sen söyledin inanmadım ben sana ama doğru. Var bunların arasında bir şey. Kesin. Kesin. Tamam, bu kadarı benim için çok fazla. Teşekkür ederim. Yiğit Bey, yeni reklam yüzünüze de birkaç poz alsak. Aa tabii. Tabii yeni reklam yüzümüz. Tabii unuttum, bir anda aklımdan çıktı. Gel bakalım. Yeni reklam yüzü, gel. Fotoğraf istiyorlar, gel. Ne yapıyor bu şimdi? Seni çağırıyor, poz vereceksiniz. Şaka. Hadi yeni reklam yüzü. Gel, utanma. Bu da utangaç çıktı. Bak daha ilk günden korkuttunuz kızı. Allah'ım ya. Hadi Nur, oyun sırası onda. Bu senin işin. İn ve gülümse. Kolaydı. Hadi. Ha şöyle gel. Gel bakalım reklam yüzü. Ne yapıyor bunlar ya? Aman ne var İclal'cim? Sonuçta kız şeyin reklam yüzü yani. Fotoğraf çektirecekler. İş icabı İclal. Bir gülümse bakalım. İstediğin oldu bak. Kameralar, fotoğraf makineleri, ışıklar falan filan. Sen benim ne istediğimi bu kafayla hiçbir zaman anlayamayacaksın. Hiç merak etme. Bu gece anlayacağım hepsini. Sinirimi bozuyorsun. Bu geceyi kazasız belasız atlatalım. Kuzenim olacak beraber çiftliğe döneceksiniz. Orada beni bekleyeceksiniz. Ben de geleceğim oraya, uzun uzun konuşacağız. Konuşalım. Benim de söyleyeceklerim var. Tabii tabii, merakla bekliyorum. Tamam, bana müsaade. Teşekkür ediyorum. Nur Hanım, hangi ajansla çalışıyorsunuz? Siz daha önce bir yerde gördük mü? Nur Hanım, başka projelerde yer alacak mısınız? Ben... Arkadaşlar, Nur Hanım sorularınızı sonra cevaplayacak. Şimdilik iyi eğlenceler. Teşekkürler. Ben bu rezalete daha fazla katlanamayacağım ya. Tuvalete gidiyorum ben. Thank you.
Sakin ol. İç şundan biraz. Sana kolay olmayacağını söylemiştim. Söyle bakalım. Kocanın sözünden çıktığına pişman mısın yoksa? Beni doldurmaya çalışma. Burama kadar doluyum zaten. O zaman bana verdiğin sözü sonuna kadar tutacağına inanayım mı? Yiğit'e, onun tepkisine ki daha hiçbir şey görmedik. Onun hayır demesine rağmen benimle çalışmaya devam edecek misin? Ben o sözü sana değil, kendime verdim Fırat. Verdiğim sözleri de tutarım. Sevindim. Çünkü basın da benim sende gördüğüm ışığı gördü. Hepsi seni merak ediyor. Hepsi seni konuşuyor. Tabii başkaları da konuşuyor. İclaller. Gecenin sonuna kadar burada saklanamazsın. Saklanmayı düşünmüyorum zaten. Hadi. Kozan ne konuştu ama? Ama sırf odamı bir kez yakından görebilmek için stajımı Kozanlara istemiştim. O manken kız Yiğit Bey'in oğlunun bakıcısıymış. Vay be, bakıcıya bak. Çok güzel kız. Afiyet vallahi. Aralarında bir şey var mıdır dersin? Yiğit Bey'e öylesi yakışır. Sana bana bakacak değil ya. Ay öyle deme, adam evli. Aman, görmedin mi karısını? Sok nevalenin tekidi zaten. Bir de 3 sene komada mı ne kalmış? Oo. O 3 senede çocuğuna böyle bakıcı bulduysa kendisi neler neler yapmıştır. Bir de kızı elinden tutup markanın yüzüğü yaptığına göre var kesin aralarında bir şey var. Vallahi ne yalan söyleyeyim, ben karısından daha çok yakıştırdım yanına. Siz ne utanmaz, ne terbiyesiz şeylersiniz be, he? Ne oluyor? Sizi ben parçalarım. Duydunuz mu, sizi ben parçalarım, terbiyesiz iftiracılar sizi. İclal yapma ne olur. İcra Hanım, yanlış anladınız bizi. Siz bittiniz siz. Sizi ikinizi de kovduracağım. Bittiniz ikinizi de, bu yaptığınız terbiyesizlik cezası kalmayacak sizin. Tamam, ne yaptıysanız çıkın gidin siz de. Hadi, hadi. Terbiyesizler, gebertirim sizi. İşler sakin ol yavrum. Ne yaptılar bir söyle. Ya benim kocamla o kızı kutluyorlar ya. O kızı benim kocama yakıştırıyorlar. Benim yerime geçiriyorlar o kızı. Benim yerime. Yavrum. Ayağınıza sağlık. İyi akşamlar. Yiğit, az kaldı. Kazasız belasız atlatalım şu geceyi, ne olursun. Elimden bir kaza çıkmadan şu geceyi atlatalım da başka bir şey istemiyorum. Ya sabır, ya kuvvet Allah. Sakin ol. 2 tane kendini bilmez densiz için tadını kaçırmaya değer mi? Hangi tattan bahsediyorsun anne ya? Ya ne olursa olsun bu gece senin kocanın, bizim ailemizin gecesi. Unutma. Hey Allah'ım ya. Yani bir yaşıma daha girdim yani. İnanılır gibi değil. Hayır, kim derdi ki evimizdeki bakıcıyı reklam yıldızı yapacağız yani? Nazan, sen canına susadın galiba. Bence bu sorunun cevabını Fırat verse daha iyi olur ha Cahit'ciğim? Sahi, nerede kaldı bu Fırat? O gelsin, soracağım ama ben ona. Yani kusura bakmasın ama yaptığı şey büyük saçmalık. Umur'a da var 2 çift lafım. O ne öyle sormadan, izin almadan? Ay, hiç hoş değil yani. Ay bu saatten sonra istediğin kadar sor, sana cevap vereceğini sanmıyorum İclal. Bunun şimdi bakıcılık işini de beğenmez. Vallahi bence... Sence seni soran olmadı Nazan. Yiğit'ciğim sakin olur musun? Tamam anladım, sinirlisin sen de ama yani bu kadar da biraz fazla tuhaf oluyor yani. İclal, Yiğit yerden göğe kadar haklı. Hayır yani kim ister şimdi markasının yüzünün kapısındaki bakıcı olmasını?
Rezalet. Hele bir de yazıp çizerlerse skandal. Yiğit, Nilgün Hanımlar burada. Seni görmek istiyorlar. Gelsene azıcık. Gel. Nereye gidiyor ki bunlar şimdi beni bırakıp ya? Anne. Şuna bak, şuna. Nasıl da çalımlı çalımlı yürüyor. O bir gelsin, göstereceğim ben ona çalımı. Düzelt şu suratını. Bir içlerin değil, herkesin gözü üstünde. Sen otelde kalacaksın teyze. Jileli oyalı. Ben gideceğim. Ne yapacaksınız? Burada tuttun kendini, rezaleti çiftlikte mi çıkaracaksın? E tamam işte. Senin için de önemli olan benim burada tutmuş olmam değil miydi kendime? Benim için sen de çok önemlisin. Karının geceni mahvetmesine gerçekten üzüldüm. Eğleniyor musunuz bakalım? Sizi de şaşırttım. Vallahi Nurcuğum, bizi sen değil de Fırat şaşırttı. Ben yapmam gerekeni yaptım. Işığı keşfettim. Bu benim işim. Aferin Fırat. Aferin kuzen. Çok iyi iş çıkardın. Çok iyi. Nurcuğum, sen çok sessizsin. Bombamı patlattım, köşeye çekilin mi diyorsun? Sizden izin almam gerekirdi ama... Nur, bu geceyi sen kendi gecen zannediyorsun galiba ama bu gece bizim gecemiz. Bu davette de seninle iş etiği konuşacak değilim. Bunları artık çiftliğe dönünce konuşuruz. Yiğit'cim, Lale Hanımlara bir merhaba diyelim mi? Ha tabii. Gidelim Lale Hanımlara bir merhaba diyelim hadi. Gerçekten. Ya ben ne yapsam senin tek bir gecede yaptığını başaramazdım. Ayçi Hanım'ın bile yüzünü güldürdük ha. Ya ne mutlu bana. Ay ne geceydi ya. Of, ay ayaklarım çok ağrıdı valla. Ay Cahit, hadi boş ver şimdi kahveyi mahveyi. Kalk yatalım biz, ne olur. Ben de çok yoruldum valla. Hadi İclal, biz de çıkalım. Yarın da kendimizi şöyle güzel bir spa'ya atarız. Yiğit'cim, sen niye kalmıyorsun bizimle? İyi geceler Kozan ailesi. Yolcu yolunda gerek. Bize müsaade. Vallahi şaşırdım. Ben bu gece modelini daha fazla yormazsın, beraber otelde kalırsınız diye düşünmüştüm. Benim yarın sabah Mert'in yanında olmam gerekir. Ay, senin bir de bakıcılık işin vardı değil mi? Ben onu unuttum komple. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Yiğit'cim, şimdi biz burada kalıyoruz, sen bunlarla gidiyormuşsun gibi oluyor bak. Vallahi hiç içim rahat etmeyecek hayatım. Sen de kal burada bizimle.
Evet, arkadan gelecek. Fazla geç kalmasın. Vay, Nur Hanım'ın dili açılmış. Ben senin sandığın gibi kendini ezdirecek bir kadın değilim Fırat. Yiğit'le hesaplaşmayı da senin gibi endişeyle değil, sabırsızlıkla bekliyorum. Sağlam istiyorsun Nur. Birazdan demirden korksak trene binmezdik falan da dersin sen. Bu gece uzun olacak biliyorsun değil mi? Beraber kalacağız zannediyordum yani. Sen kalmayacaksan ne saçma, ben niye kalayım? İclalciğim, benim gerçekten çok işim var. Gerçekten çok işim var. Evet, çok işimiz var. Birlikte sabahlayacağız. Aa, sana ne oluyor şimdi? Ay benim koca da gitti, görüyor musun? Ay sen kalmıyorsan ben de kalmam vallahi. Hadi gidelim o zaman. İclal, ne lüzumu var? Rahat rahat kalalım şurada. Bak kocan ne güzel sürpriz yapmış. Ama niye? O işleriniz de hiçbir gece bırakmasın peşinizi. Tamam hadi. İyi geceler. İyi yaptın. Sıkmadın, boğmadın, iyi yaptın. Ay sıksan boğsan başka bir şey oluyor sanki. Yine gidiyor kafasına eseni okuyor. Yiğit kafasına koyduğunu yapacak. Olan da Fırat'la Nur'a olacak tabii. Ne diyorsun Nazan? Yiğit'in eve gitmesiyle onların ne alakası var ya? Ne diyorsun? Aa, bir benimki mi göz yahu? Siz bu gece olanların farkında değilsiniz galiba. Ay resmen Fırat bizim bakıcıyı manken yaptı be. Hayır yani onca ajans kızı dururken bula bula bizim Nur'u mu buldu yani? Belli ki Fırat kızı gel seni manken yapayım diye tamamlamış işte. Oho! Bak şimdi bizim için de bunlar nasıl olsa otelde kalıyorlar. Oh, koca çiftlik bize kaldı diye seviniyorlardır. Ay tamam ya hadi. Kalkın. Dedikodumuzu da sabah yaparız hadi. Hadi. Yiğit, Allah aşkına çek kenara, ben kullanayım şu arabayı. Tamam Cahit. Sakin ol. Rahat ol, arkana yaslan. Ya kaçmıyorlar ya işte. Onlar da eve gidiyor, biz de eve gidiyoruz Yiğit. Ya bir sakin ol, ne olursun ya. Bak al karşına adam gibi konuş. Bak Mert çiftlikte, Hande başında Hafize Hanımlar falan, aman diyeyim ha. Beni zapt etmek için geldim, farkındayım ama şu anda beni zapt edemezsin. Beni şu anda kimse tutamaz. Sessizsin. Enerjini Yiğit'e saklıyorsun galiba. Senin Yiğit'le ne derdin var? Yani bütün bunları benden başka bir manken bulamadığın için yapmadın herhalde. Neden onunla bir derdim olduğunu düşündün? Ben profesyonel bir reklamcı, inatçı bir yeni yüz avcısı olamaz mıyım? Seni hiç tanımıyorum. Ama bugünkü olan her şeyden nasıl zevk aldığını gördüm. Yiğit'i avladın ve bunun her anından zevk aldın. Dikkatlisin. Soruma cevap vermeyeceksin herhalde. Belki de doğru zaman değildir Nur. Hikayemi anlatmam için önce sana güvenmem gerekir değil mi? Ben hikayeni merak etmiyorum. Sadece Yiğit'le uğraştığından emin olmak istedim. Birlikte bir iş yaptık. Ve ben seninle çalışmaya devam etmek istiyorum. Ama sakın beni Yiğit'e karşı bir silah olarak görme. Buna izin vermem. Benim Yiğit'e karşı öfkem başka. Ben onu... Sen onu çok seviyorsun. Bunu biliyorum. Merak etme. Ben Yiğit'i kızdırmaktan biraz zevk alsam da ben ona düşman değilim. Ben sadece... Sıkı tutun. Ne oluyor? Sanırım kocan eve kadar beklemek istemiyor. Ya Yiğit, bilgisayar oyundamayız, ne yapıyorsun? Sen onu kuzenin olacak söyle. Bak kaçıyor. Ya kaçacak tabii herif, ne yapacak? Adamı sıkıştırıyorsun, kaçmayıp da ne yapsın? Ulan sen kısa donla gezerken biz arabalarla arıyorduk.
Sen benden kaçabilir misin ha? Oo, kime diyorum ki ben hiç? Ya, ne demezsin? Sanırım hakkımı helal etme zamanı geldi. Gel lan sen buraya. Gel Yiğit. Ulan buraya gel. Sen buraya gel. Yiğit, lan sen benim düşmanım mısın? Yiğit, Yiğit sakin ol Yiğit. Boğacaksın adamı, bıraksana. Yiğit, sen ben arkandan nasıl vurursun? Yiğit. Ne Yiğit ha? Ne Yiğit? Yiğit, bu şekilde sana canım veremem değil mi? Yiğit, sakin yapma. Olun. Ulan ben bütün gece sakindim. Sakindim. Yiğit. Siz benim gözümün içine baka baka eğlenirken ben sakindim. Şimdi söyle bana. Heh, neden yaptın bunu? Söyle. Ya adamın gırtlağına yapışmışsın. Nasıl cevap versin Yiğit? Sen benim karımı nasıl maskara edersin? Yiğit. Yiğit yeter artık. Allah aşkına yeter. Yiğit. Beni kimse maskara etmedi. Bırak artık Fırat'ı. Kaba kuvvetten başka bir dil biliyorsan gel karşıma. Bana hesap sor. Ona sorduğun soruların hiçbirine cevap veremez. Ne soracaksan bana sor, tamam mı? Sen şimdi seni kolundan tutup çiftliğe götürüp hesap soracağım zannediyorsun değil mi? Heh? Hatta bunu istiyorsun. Çünkü ben kaba kuvvetten başka hiçbir şeyden anlamayan hayvanın tekiyim. Sen böyle bir adama aşık oldun. Böyle bir adamla evlendin, öyle değil mi? Hayır. Benim aşık olduğum adam beni dinlerdi. Tartışsak da, kavga etsek de derdini anlatır. Derdimi anlamaya çalışırdı. O adam artık yok. Yok. Neden biliyor musun? Ha? Neden? Çünkü senin bitmek tükenmek bilmeyen inadın, bu inatlaşman yüzünden. Bırak bunları Yiğit. Hesap sormak için yolumuzu kestin. Hadi hesaplaşalım artık. Biliyorum. Bunu bekliyorsun. Ama ben hesap falan sormayacağım. Sen gelip ben pişman oldum Yiğit. Beni affet. Ne yaptıysam kendi elimle yaptım, bizi bu hale getirdim diyene kadar, benden af dileyip yalvarana kadar senden hesap falan sormayacağım ben. Bu geceyi ben istedim Yiğit. Neden istediğimi duymak ister misin? Niye seni çıldırtmak istediğimi bilmek ister misin? İşte bu yüzden beni dinlemeyi, anlamayı değil, öfkeni yaşamayı seçtiğin için. Ben bu gece seni o kadar kızdırmak istedim ki. Öfkeyle bile olsa gel bize teslim ol istedim. Gel öfkemizi birlikte yaşayalım istedim. Ama sen yine arkanı dönüp gidiyorsun. Sen hep beni cezalandırmak için yapıyorsun. Sadece beni cezalandırmak. Sen benimle konuşmak için af dilememi bekleyeceksin demek. İyi. İstediğin kadar bekle. Ben de karşımda eskiden tanıdığım adamı görmek için bekleyeceğim. Ama beklerken o çiftliğe kapanmış o zavallı kız olmayacağım. Ben çalışacağım. Sen onaylasan da onaylamasan da ben o işi yapacağım. Ve sen neden bunu yaptığımı bana sormadığın sürece hesap sorma hakkını da sana vermeyeceğim. Hiç iyi yapmadın Nur. Bu kadarını hiç iyi yapmadın. Nur.
renkli lansman gecesine reklam yüzü ilan edilen genç model damgasını vurdu. Gazetesi gece boyu Yiğit Kozan'la kameraların önünde boy gösteren güzel model için çalıştı. Kozan ailesine yakın kaynaklar genç kadının Yiğit ve İcral Kozan çiftinin oğullarının bakıcısı olduğunu iddia etti. Her yerdeler ya. Şuna bak, her yerdeler. İcral nihayet şu kızla ilgili özüne döndü yani. Hayır yani ne kadar abartmışlar ya. Maşallah Fırat'ın da PR gücü çok yüksekmiş. E hayatım ne yapacak işte? Bütün gücünü sevgilisini parlatmakta kullanmış. Aynur da dört ayak üstüne düştü maşallah. E sen de kendine artık yeni bir bakıcı ayarlarsın herhalde ha İcral? Sonuçta kızın şöhretli bakıcı olacak hali yok ya. İçim şişti vallahi. Nur aşağı, nur yukarı. Bu ne ya? Ben bir Yiğit'i arayayım. Asıl senin kızının içi şişti. Çok konuşma Nazan. Hadi Aytül Hanım, hadi. İcral ne kadar kıskançlıktan kuduruyorsa senin de yüzünde güller açıyor maşallah. Yiğit kim bilir nasıl yapmıştır çırasını. Kendi bacağına sıktı kurşunu, akılsız. Fırat'ın ipiyle indiği kuyuda boğulduğunu görmek istiyorum. Açmıyor işte. İşi vardır İcler. Tamam hadi, bitti kahvaltı. Sıkıldım ben. Eve gidiyoruz hadi. Nur'la konuşacaklarım var benim. Aa, vallahi ben spaya inmeden şuradan şuraya gitme. Başlatma spandan Nazan. Ne konuşacak mısın sen Nur'la? Hı? O senin peşinde dolansın konuşalım diye. Ay hiç yani. Kızın yaptığı da görülmüş şey değil ya. Sen bakıcılık yaptığın evden habersiz. Git, hem de aile şirketinin reklam yüzü ol. Ay rezalet ayol. Tamam ben de o rezaletin hesabını soracağım işte hadi. Yol verirsin, seninle çalışmak istemiyoruz dersin, olur biter. Bunun da bir acelesi yok. Keyfimize bakacağız. Evimize de aheste aheste gideceğiz. İtiraz istemiyorum. Ben bir kahve alabilir miyim lütfen? Ben de bir şekerli Türk kahvesi alabilir miyim? Hadi hadi kalk, giyineceğiz. Kalk 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 kalk. Babam söz vermişti. O bırakacaktı bugün beni okula. Hani babam? Babanın işi çıkmıştır tatlım. Yoksa tutmaz mı sözünü? Yarın bırakır seni. Ama bugün için söz vermişti. Ah Yiğit. Babama mı dedin? Yok canım, ben babana demedim. Hadi sen çantanı kapat. Ben de matara nasıl doldurayım? Hadi aşağıya ineceğiz. Tamam. Anlaştık o halde. Nur. 2 saate kadar Cansu'yla görüşürüz. Hoşça kal. Mert'i okula yetiştirmem lazım. Sonra konuşuruz. Nur, bakman lazım. Ne bekliyordun? Dün gece çektirdiklerini hatıra fotoğrafı mı sandın? Ben bu kadarını... Bu kadarı daha hiçbir şey bilmiyor. Sen eğlenceli ama bir o kadar da dikenli bir yolun başındasın. Bunlar daha sakin günlerin. Yol aldıkça artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Dün gece Yiğit'e kafa tutarken, o sahnede bir yıldız gibi parlarken her şey çok kolaydı. Tek bir amacım vardı, kocanı kızdırıp ona bir ders vermekti. Tam olarak ne yaptığını şimdi daha yeni görebiliyorsun değil mi? Ben Mert'e geç kalmayayım. Nur, buradaki işlerini hallet, birlikte ajansa geçeceğiz. Seni tanıştırmak istediğim birileri var. Kendi yoluna yürü Nur. Yürü de kaybedeceklerini boşuna kaybetmiş olma. Dediği gibi bir hayat mı istiyorum gerçekten? Topla kafanı. Sırf Yiğit'e inat. İstediğim hayat gerçekten bu mu? Topla kafanı. Uf.
Bu geceyi ben istedim Yiğit. Ben bu gece seni o kadar kızdırmak istedim ki. Öfkeyle bile olsa gel bize teslim ol istedim. Sen benimle konuşmak için af dilememi bekleyeceksin demek. İyi. İstediğin kadar bekle. Ben de karşımda eskiden tanıdığım adamı görmek için bekleyeceğim. Ama beklerken o çiftliğe kapanmış, o zavallı kız olmayacağım. Oh, oh ne iyi geldi vallahi. Ay sıcak bana yaramıyor. Masajı yaptırayım benim işim biter. Ay İclal. Biz bu bittikten sonra bir de yosun terapisi alalım mı? Ay hiç o kadar kalamam ben. Eve gideceğim. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Tutturdun evde ev diye. Ay ne yapacaksın evde? Gazete haberlerini mi imzalattıracaksın bakıcıya? Nazan bak bana bak. Ay, İclal tamam. Bırak. Biliyorsun kendi çalıyor, kendi oynuyor. Nazan burada bari huzur ver lütfen. Aa Şule'ler geldi. Nazan sakın bak. İclal iki hoş beş. Tamam. Aa merhabalar. Merhaba. Ay ne harika bir geceydi değil mi? Bütün gazetelerde Yiğit Bey'in haberi var. O manken kız. Ay ne güzel kız da öyle. Ya değil mi? Siz de mi masaja geldiniz? Bali'ye mi taşa mı? Ay biz de öyle bir hamam yapalım dedik bu sefer. Dur dur dur. İşin Allah aşkına doğru söyle. Bütün gazetelerde o kızı bakıcı diye yazmışlar. Astarı var mı? Olacak iş mi canım? Kim çalıştır öyle bakıcıyı yanında? Ay sıcak bastı beni vallahi. Vallahi sıcak bastı. Ben gidiyorum. Masaj falan istemiyorum ben. Aa bize mi bozuldu? Ne münasebet. O da sıcağa çok gelemiyor benim gibi. Ben ona bir bakayım. Nazan sen burada kal. Tabii tabii. Kalıyorum ben zaten. Kızlar, siz dedikodu mu istiyorsunuz? Herkes kocamla o kızı konuşuyor ya. Çıldıracağım şimdi. Çıldırmışsın zaten. Şu haline bir bak. Şulelere ne diyeceğimi bilemedim arkandan. Hani bana söz vermiştin. Eskisi gibi olmayacaktın. Söz verdiysem ermedim herhalde anne ya. Gazetelerde çarşaf çarşaf fotoğraflar, Yiğit'in yanında Nur. Herkes onları konuşuyor. Ben sinirlenmeyeyim ne yapayım acaba? Sözünü tut. Akıllı davran İclal. Herkesin gözünde mankencilik oynayan, ucuz bir bakıcıyı kıskanan kadın mı olmak istiyorsun? Bunu mu yakıştırıyorsun sen kendine? Kimse iki günde unutulacak gazete haberleri yüzünden abuk subuk düşünmez. Ama senin bu histerik tavırların acaba mı dedirtir? Ne? Bağırma bana. Kendine bağır. Ya kızın Fırat'la olduğu gün gibi ortada. Allah bilir şüphelerim de doğruydu benim. Belki bebeğin babası da Fırat. Günahları boynuna. Kızın alakasının olduğu insan belli. Sen neden onu kocanın yanına yakıştırıyorsun ha? Bir daha böyle davrandığını görmeyeceğim. Hadi şimdi duşumuza girelim. Sakin sakin gidelim evimize tamam. İyi tamam ya haklısın. Belli işte Nur Fırat'la beraber. Ben bunu atmayacağım kocama. Prim vermeyeceğim dedikodulara. Allah'ım sen biliyorsun. Hadi bakalım. Al bakalım. Şunu takalım. Hadi bakalım böyle o. Oh. Aferin oğluşuma. Okula mı gideceksin sen? Şuna bak şuna. Dün gece bu pozları veren başkasıydı sanki. Oh. Gündüz saf temiz bakıcı ayakları, gece şöhret merdivenlerini tırmanmaca. Ben seni bu uğursuz evliliğin yüzünden hayatımın cezasını alayım. Sen burada el alemi enayi yerine koyup şov yap ya. Şş, yanına da yakışsa bari.
Allah çirkin şansı versin işte. Dün gece sen eğlendin Nur Hanım. Bu sabah da ben eğleneyim bakalım. Sağ ol oğlum. Öy. Dün gece kaçta geldin? Ne bileyim anne ben. Yolunu gözlüyorum sanki. Aman sus, tamam baban duymasın kızım. Ha, ben de bütün gazeteler nerede diyordum. Ay çok da gazete okursun ya. İş bakıyoruz herhalde kızım. İyi al, hadi genel kültürün artsın. Babacım. Al bakalım dünyada neler oluyormuş. Ver bakayım şu spor sayfasına bak. Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe tövbe. Nasıl? Spor sayfasından daha heyecanlı değil mi? Hayır efendim, bu makine yine bozulmuş. Hafize! Senin bu rezaletten haberin var mı? Ha? Şu. Allah'ım ya Rabbim. Yarın seni ben götüreceğim demişti. Söz vermişti. Hani nerede? İşi çıkmıştır tatlım. Gece mutlaka gelir. Anında hep iş çıkar zaten. Hadi bakalım. Arabada gelir birazdan, tamam mı? Dersini güzel güzel yap, hocanı dinle. Olur mu? Nur, sen hep benimle kalacaksın değil mi? Kalacağım tabii. Söz verdim ya, unuttun mu? Babam da söz verdi ama o sözünü tutmadı. Babanın mutlaka... Babam sözünü tuttu. Beni unuttun sandım. Ben seni hiç unutmuyorum oğlum. Hadi bakalım okula. Ver şu çantayı. Okula geç kalmıyor. Baba biliyor musun? Dur gazeteye çıkmış. Sen de varsın. Ben gördüm. Hadi okula hadi. Siz Nur'la küs müsünüz? Olur mu öyle şey? Niye küs olalım? Hiç konuşmuyorsunuz. Yok, sana öyle... Hadi, hadi. Uzatma. Çocuk bile anladı ya. Kız, kız sen canına mı susadın ha? Tayyar, Tayyar yapma Allah aşkına, sakin ol. Çekil Hafize, seni de paralamayayım şimdi ha. Baba anneme ne bağırıyorsun ya? Sen! Halamı rahat bırak. Bak ben karşındayım. Sen sus, hiç hala deme bana. Yazıklar olsun. Anneciğim sen karışma bak, kalbim malbin. Ulan sen benim başıma bela mısın ha? Sen benim başımı derde sokmak için mi geldin buralara? Edepsiz, ahlaksız, rezil seni. Senin bu saydıklarının hiçbiri değilim ben. Bu hakaretlerinin karşılığını verirdim ama büyüğümsün diye susuyorum. Başım seni kemiklerini tutmaz. Tayyar efendi. Dur sen dur. Dur senin elimden kimse alamayacak beni, dur sen. Ne oluyorsunuz? Ne biçim bir manzara bu? Aile meselesi mi Fırat Bey? Böyle el kol hareketleriyle aile meselesi falan olmaz. Bir daha görmeyeyim. Yiğit'e söylemek zorunda da kalmayayım. Hala, biraz konuşalım mı? Senin annemi üzmeye ne hakkın var ha? Benim sana söyleyecek sözüm yok kızım. Allah sana akıl fikir versin. Peki hala, bu sefer böyle olsun. Sen bana abimin emanetisin. Şu yaptığın işlere bak. Hiç yakışıyor mu öyle gazetelerde boy boy? Yazık. Yürü Hafize, yürü başlatma emanetinden şimdi. Gazeteyi görmüşler ha?
Yiğit'ten sonra şimdi de enişten, halan... Bunların hepsiyle birden mücadele edebilecek misin? Benim için sadece Yiğit'le halam önemli. Gerisi umurumda değil. Yiğit'le kavgam çok başka. Ona söyleyeceğimi söyledim. O bana bir adım atana kadar ben... Kafanın dikine gitmeye devam edeceksin. Daha ilk günden demiştim. Daha ilk günden bu kızı kimse tutamaz. Güzelliğini, ekmeğini yiyecek. Onun başka hesabı, başka derdi var demiştim. Allah aşkına bir sus Tayyar Efendi, bir sus. Sen istediğin kadar dövün şimdi Hafize Hanım, ha? Yeğenin çarşaf çarşaf gazetelerde. Daha da tutamazsın sen onu. Bizi hısım akrabaya rezil rüsva ettiğiyle kalacak. Ne diyeyim ben şimdi daha? Ne diyeyim? Senin ne kabahatin var ki anneciğim? Bu niyeti bozmuş. Sen kendini üzersen boşu üzersin artık. Bak herkes benim evladım gibi okuyup adam olacak değil ya. Ha? Bugüne kadar çok şükür yüzümüzü yere eğdirmedi bizim be. Her yavrum benim. Öyle okuyup kariyer yapmak kolay değil baba. Herkes benim gibi zor yolu seçecek değil ya. Elmas, sen karışma. Niye karışmayacakmış? Yalan mı söylüyor benim yavruma? Yalan mı söylüyor? Biz daha gazeteleri gördük, gazeteleri. He? Senin o yeğenin olacak edepsiz de kim bilir daha ne numaralar vardır. Allah bilir. Ay ben bir gideyim bakayım şuna. Bu şimdi anlatır bana biliyor musun ne haltlar çeviriyormuş. Ne haltlar çevirecek? Zaten gözüm hep üstlerindeydi. Hallerini hiç beğenmiyordum ama... bir söz söyleyecek hakkımız mı var sanki bizim? Ne diyorsun sen Tayyar Efendi? Ne diyeceğim Hafize Hanım? Edepsizlik diz boyu ortada. Ha? Nasıl oldu böyle çarşaf çarşaf boy boy gazetelerde çıkmalar? Tamam artık baba yeter ya. Sen sus lan! Deli deli konuşma Allah aşkına ya. Hadi hadi. Sen benimle konuştun mu gayet iyi biliyorsun. Senin o yeğenin olacak namussuz. Eğer Yiğit Bey'le... Allah aşkına bir sus Tayyar Efendi ya. Kul aşkına bir sus. Eğer Yiğit Bey'le düşüp kalkmıyorsa benim de adım Tayyar değil. Birazdan çıkmamız gerekiyor. Seni ajansa götüreceğim. Umarım oraya gidip havayı kokladığında bunun gerçek bir iş olduğunu fark edersin Nur. Hayırdır Fırat Bey? Bu ayaküstü iş görüşmesi olayı bana özel değil galiba. Keyfin ne kadar da yerinde. Babanın gösterisinde payın var mı Elmas? Ay kıyamam. Birilerinin sinirleri bozulmuş, kendisine günah keçisi arıyormuş. Dün yediğimiz hurmalar diye bir atasözümüz var. Sen onu biliyor musun Nur? Senden iyi bilemem. Bak bak, bak nasıl dillendi. Sen dün gece boy boy poz verirken hiç düşünme halam ne diyecek, enişten ne diyecek diye. Ondan sonra bugün paparayı yiyince kötü ben mi oldum yani? Aldığın zevk yüzünden akıyor. Sen daha ne anlatıyorsun ki? Laf yarışınızı bölmek istemem ama ikiniz de hazırlansanız iyi edersiniz. Yani? Yiğit'le birbirimize çok benzemesek de benim de soyadım Kozan. Bende de söz ağızdan bir kere çıkar Elmas. Ne diyorsunuz siz? Ben Elmas'la birlikte çalışmam. Sen çalışmayacaksın Nur. Ben çalışacağım. Ben hemen hazırlanıyorum o zaman. Hemen. O görebileceğiniz en güvenilmez insanlardan biridir. Bak sen. Demek tam aradığım kişi. Sen de oyalanma. Çantanı al gel. Arabada bekliyorum seni. Siz neyin peşindesiniz Fırat Bey? Amacınız ne? Zamanı geldiğinde öğrenirsin Nur. Şimdilik bana güvenmek zorundasın. Ya da işi bugün hemen bırakırsın olur biter. İşi bırakırım. Ve bu Yiğit'in zaferi olur değil mi? Seçim senin. Ben çantamı alıp geliyorum. Ne geceydi ama baksana bütün magazin sayfalarında biz varız. Hoş geldiniz. Sıkı reklam oldu hakikaten ha. Bize mi reklam oldu yoksa o modern kuma kendi reklamını mı yaptı? Orası belli değil. Aa modern kuma. Bak sevdim ben bu lafı. Ya ama öyle değil mi? Sen git adamın evinde çalış, bakıcı ol. Sonra gel adamı tavla. Sonra da git şirketin reklam yüzü ol.
herkes valla. Yiğit Bey'i de hiç anlamıyorum yani. Afişlerini parçaladığı kızı bir gecede bütün Türkiye'nin gözünün içine soktu. Erkek milleti işte, ne yaptığı belli değil. Kocan nasıl oldu da izin verdi? Yiğit'ten bahsederken kocan demek nasıl da ağzına yakışıyor? Ya sende de bir eğreti duruyor ki. Çok sık telaffuz edemediğin için herhalde. Çıldırıyorsun değil mi Elmas? Bütün bu tuzaklar, oyunlar. Nasıl da gizli gizli nefret etmişsin benden. Nasıl da mutluluğumu bozmak için elinden geleni ardına koymadın. Gizli saklı işlerden bahsedene bak. Kızım sen gizli gizli evlendin be, sinsi. Evet evlendim. Ben karısının öldüğünü zannederek sevdim Yiğit'i. Ya sen? Kocama aşık olduğunu biliyorum Elmas. Sen böyle bir kocam deyince gülme geliyor bana. Yapacak bir şey yok. Halama dua et. Onun hatırına burada olduğunu unutma. Fırat Bey sana neden böyle bir şans verdi bilmiyorum ama eğer iş yerinde arkamdan dolaplar çevirmeye kalkarsan karşılığını alırsın Elmas. İşte iki ruhu diye buna derim. Şahin Bey arıyor. Magazin müdürüymüş. İyi tamam, bağla bakayım şu Şahin'i. Şahin. İyi günler. Bak, şimdi sen hiçbir şey sormadan ben söyleyeceğim sana. Sen de duyduklarını yazacaksın, tamam mı? Dün geceki lansmanda fotoğraflanan hanımefendi bir kere eline mahsus tanıtımlarda kullanılmıştır. Kozan Otomotiv'in yüzü falan olması söz konusu bile değildir. Bizim şirketimizle hiçbir ilişkisi yoktur. Tamam mı? Bunu bir basın açıklaması olarak kabul et. Bunu böyle yaz. Hadi sana kolay gelsin. Bir sonraki adım ne? Reklam kampanyasını paket etmek herhalde ha? O Fırat yatsın kalksın, dua etsin. Onu paket etmiyorum. Yiğit, esas konuya gelmeyecek misin abicim? Nur niye böyle bir gol attı? Ne oluyor size? Nura'nın varlık savaşı veriyor. Ayaklarının üstünde duruyor ya. Elmas'ı haklı çıkararak mı? Bak Yiğit. Nur ilk önce senden çektirdiği fotoğrafları gizledi. Sonra bebeğinizi gizledi. Şimdi bu olay. Sence Nur'la ilgili giden ters bir şeyler yok mu? Nur bana ters geliyor.
Yaptığı tek şey bu. Ona haksızlık yaptığımı düşünüyor. Madem bana arkanı döndün, ben de sana öyle bir şey yapacağım ki arkanı dönmeni hak edeyim diyor. Sen ne diyorsun peki? Bak. Yiğit. Bak bu kız böyle gözümüzün önünde ünlü olursa bu ne anlama gelir hiç düşündün mü? Hayatı didik didik olur. Gazeteler şimdiden Kozanlar'ın modeli bakıcısı mı diye araştırmaya başladılar. Tabii. Sonra da bir tanesi. Sonra da bir tanesini ben sana söyleyeyim. Sonra da bir tanesi her şeyi didik didik edip evli olduğunuzu bile öğrenebilir Yiğit. Ya bu kız şimdi hem manken hem bakıcı olacak öyle mi? Güldürecek miyiz anne böyle kendimize? Ya bize niye gülsünler? Gülünç durumda olan kendisi. Hem nereden manken oluyormuş o Allah aşkına? Fırat onu tavlamak için ağzına bir parmak bal çalmıştır işte. Vallahi ayakta uyutmuşlar bizi. Bravo. Bakıcılık konusunda ben bundan sonra iki tane gazeteye çıktım diye şımarıp yapmak istemezse kendi bileceği iş tabii. Ha, o da Nur Hanım'ın keyfine kaldı öyle mi anne ya? Ya İclal. Senin de ne dediğin belli değil. Bir kovacağım diyorsun, bir kovamam diyorsun. Ne diyorsun anlamıyorum ki. Eskiden olsa bir dakika düşünmezdim, kovardım ben onu biliyorsun ama... şimdi can borcum var kıza, kovamıyorum işte. Yine mi can borcu? Bayılacağım. Sen bayılma, dur dur. Ben kovmam, Yiğit kovar belki. Sonuçta Yiğit böyle bir insanı bizim yanımızda istemez daha. Evde tutmaz böyle bir insanı. Yani kız hem bizden habersiz gidecek, mankenlik yapacak... hem bizim evimizde kalan akrabamızla işi pişirecek. Biz de gideceğiz ona, çocuğumuza emanet edeceğiz. Yok yani Yiğit kabul etmez, istemez böyle bir şeyi. Sonuçta kocam istememiş, ben de ne yapacağım, can borcum var. Bir yere kadar diyebilirim öyle değil mi? Ben yapma dedikçe inadını yapacak. Biliyorum. Biliyorum, tanıyorum. O gözlerindeki ateşi tanıyorum. Kendi gözlerinden mi tanıyorsun? Evet. Evet, aynen öyle. Kendi gözlerimden tanıyorum. O bana meydan okuyan, o öfkeden çakmak çakmak yanan gözlere bakarken ne kadar delirsem de içten içe biliyorum. Ben ancak böyle bir kadına aşık olabilirdim. Benim gibi kafasına koyduğunu yapan, benim gibi inatçı. Sırf bana kafa tutmak uğruna yanlış şeye inat ediyor. Sen inat, o inat. Nereye varacak bu işin sonu? Ne yapacaksın? Hiçbir şey yapmayacağım. Benden beklediği hiçbir şey yapmayacağım. Sen hiçbir şey yapmayacaksın. Yani ajans basmayacaksın. Billboardlardaki fotoğrafları indirmeyeceksin. Zorla güzellik olmayacak ha? Aynen öyle. İçim içim yese de hiçbir şey yapmayacağım. Onu bu sefer durdurmayacağım. Hiç inandırıcı değil Yiğit. Sen kendini tutamazsın. Yok, tutacağım. Gör bak, kendimi tutacağım. Böyle arkama yaslanıp karımın hata yapmasını bekleyeceğim. Buyurun bakalım. Hoş geldiniz. İşte modelimiz. Nur Hanım değil mi? Evet. Çok memnun oldum. Yakından çok daha güzelmişsiniz. Çok teşekkürler. Ajansımızın ilk keşfi de gelmiş. Ne keşif ama değil mi? Gerçekten ilk tecrüben olmasına rağmen çok iyiydin. Hem dün gece gözlerimizi senden alamadık. Umarım seni burada sık sık görürüz. Çok teşekkür ederim. Ama ben öyle sadece durdum. Pek bir şey yapmadım yani. Hem güzel hem alçak gönüllü değil mi? Hadi. Hadi. Ay çok şahane bir yer burası Fırat Bey. Tam sizin tarzınız. Gerçekten çok güzelmiş. Hayırlısı olur inşallah. Peki... ben ne yapacağım şimdi? Kıyamam, anlamadı bu. Sen böyle utanmış gibi sırıtıp iltifatları kabul etmeye devam edeceksin tatlım. Bundan sonra işin bu senin. Hay Allah, işleri mi değiştirsek acaba? Sahte sahte sırıtmak senin işin çünkü. Şirin Hanım, bakar mısınız? Elmas, sen biraz Şirin'le takıl. O birkaç gün seni yitsin. Nur, sen de gel bakalım. Çok işimiz var. Buyurun Elmas Hanım. Merhaba. Merhaba. Elmas ben. Serdar. Merhaba.
olmaz. Böyle geç istersen. Ne içersin? Yok, ben bir şey almayayım. Artık konuşabilir miyiz? Ben burada tam olarak ne yapacağım? Ziyaret istiyor galiba. Bir sorun mu var? Kocam bize ilk golünü attı. Yüksek sesle kocan demeyin lütfen. Reklam kampanyasını durdurmuş. Gazetecilere de senin Kozan şirketiyle yasal bir bağın olmadığını açıklamış. Pardon, gülmek istemedim. Yani bu sizin için kötü oldu tabii. Sadece benim için mi Nur? Piyasadaki ilk profesyonel işinde marka sahibi tarafından reddedilen manken oldum. Sanırım kötü bir şey bu. Ama sonunda bir tepki aldım değil mi? Yani beni ciddiye almasaydı basın açıklamasıyla falan uğraşmazdı. Sen bu işi gerçekten sadece Yiğit'i delirtmek için istiyorsun değil mi? Neyse, ben yine de işime bakayım. Önce bu sözleşmeyi imzalayacaksın. Sonra da... Yirmi bin mi? Ne yaptınız siz? Ben hayatımda bu kadar parayı bir arada görmedim. Bu işi yapacaksan çok daha fazlasını göreceksin Nur. Nasıl yani? Ben bir sahneye çıktım, gülümsedim, poz verdim ve bu parayı mı kazandım ben? Bu işleri hiç bilmiyorsundur. Bu show business. Bu para çok fazla. Ben sadece Yiğit'e tepki olsun diye yaptığım bir şeyden bu kadar çok para alamam. İçim rahat etmez. İçime oturur. Espri yapıyorsun değil mi? Hayır. Çok ciddiyim ben. Bakın, benim babam çok çalışkan bir adamdı. Emekli olduktan sonra bile çalışmaya devam etti. Ben paranın ne kadar zor kazanıldığını bilerek büyüdüm. Bu işin karşılığı bana fazla gelse de bu para olabilir. Ama ben bu işi daha layıkıyla yapmadım bile. Hak ettiğime inandığım gün gönül rahatlığıyla alırım. Sen gerçekten ciddisin. Ben bu parayı kazandığıma inanmıyorum. Bir gece Yiğit'e inat, iki gülümseyip sahnede nasıl duracağımı bile bilemeden sadece dikildiğim için bu kadar parayı alamam. Alırsam bu benim babamdan öğrendiğim hak edilmiş kazanca ihanet olur. Seni tanımak çok enteresan olacak Nur. Peki ama ben sen oldum diyene kadar seni bedava çalıştıramam. Bedava çalışacağımı kim söyledi? Bana normal bir aylık bağlarsınız, olur biter işte. Seni portföyünü oluşturmak için fotoğraf çekimini alacaklar. Ben de kocanı bir ziyaret edeyim. Selam söyleyin. Nasıl bir kıza çattın sen böyle? Ben senin inadının kitabını yazarım da Nur'un böyle olduğunu hiç tahmin etmezdim. Vallahi ben hanımefendi ne isterse onu yapıyorum. Vallahi ne diyeyim kardeşim? Sen de o da böyle burnunuzun dikine giderken Allah'tan hayırlısını dilerim. Başka bir şey söyleyemiyorum. Neyse. Senin aşağı inecek durumu yok. Ben ineyim şu servise falan bir bakayım, tamam?
elimize alabiliriz. Hadi, al ısın da rahatlayalım artık. Hayiciler, tutturdun illa Yiğit, Yiğit diye. Yani adam toplantısı vardır, işi vardır. Ay ne var anne, geçiyorduk uğradık, amma abarttın ya. Sen de gelmiyordun ne zamandır işte, bir görün iyi olur. Halim yok hiçler. Ay anne hadi beraber gidelim, ne olacak ya? Hadi Yiğit, karşında düşmanın varmış gibi yapma artık. Bak Fırat, şansını zorlama. Eğer içimden geldiği gibi davransam... Yemin ediyorum düşmanım olmak için yalvarırdım. Ulan dün boğazıma sarıldın. Daha ne yapacaksın? Karınla iş verdik diye canımı mı alacaksın oğlum? Başlatma lan canını lan. Ya sen kim oluyorsun da benim karımı manken yapıyorsun? Ha? Ben böyle şeylere ayar olurum. Sen beni tanımıyor musun ha? Ben bunu kaldırabilir miyim? Hadi. Nur bana inat gitmeye and içmiş. Girmişiz bir kere birbirimize çıkamıyoruz. Sen kim oluyorsun ya? Sana ne oluyor lan? Ha? Sen ne halt ediyorsun? Yiğit yavaş ama. Ne demek lan ne yavaşı? Hadi benim karımın derdi benimle. Senin derdin ne? He? Bir minik işimiz var anneciğim. İnsan kaynakları müdürünü çağırır mısın bana? Hemen İcla Hanım. Ah, cadılar gelmiş. Ay, nasıl bakıyorlar bize? Of, sinirim bozuldu vallahi. İcla Hanım, bu ne güzel sürpriz. Akın'ım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizim küçük bir işimiz vardı da Refik Bey'di değil mi? Evet efendim buyurun. Refik Bey, şu hanımların pozisyonları nedir acaba? Aliye'nin benim ekibimden, insan kaynaklarından. Beril de yeni stajyerlerimizden. İkisi de çok iyi, çok disiplinli arkadaşlardır. Güzel. Yeni bir iş bulmakta zorlanmayacaklar demek. Anlayamadım efendim. Kendilerinin bugün itibariyle şirketimizle bir ilişkisi kalmamıştır. Hanımlara kovulduklarını bildirirseniz sevinirim. Kolay gelsin. Ne oldu Refik Bey? Bizi mi şikayet ettiler? Yok aileciğim, şikayet etmediler. Sizi kovdular. Ne? Kızın gerçek bir işe ihtiyacı vardı. Göstermelik değil, para kazanacağı bir işe. Sana mı kaldı lan benim karımı iş bulmak? Yiğit, bak Nur senin karın olmasaydı ve ben onu sokakta görseydim... ...yine onu iş teklif ederdim. Karının para kazanmaya ihtiyacı vardı, benim de iyi bir mankene. Ya bu kadar basit ha! Bu kadar basit ha! Ulan neden bana kazık attın sen? Sekreteri söyleyelim geldiğimizi haber versin. Niye anne, yabancı mıyız biz? Burası Yiğit'in iş yeri içler. Sürpriz yapıyoruz anneciğim. Sürpriz. Sen karımla benim arama nasıl girersin lan? He? Kime bağırıyor bu ya? Sen benim karımla neden uğraşıyorsun? Senin bir karın ağrın var ama. Ne oluyor burada ya? Çok iyi.
Bana doğru dön. Gayet doğal gidiyorsun Nur. Beni şaşırttın doğrusu. Tabii bakalım bu sefer başımıza nasıl bir bela açacaksın. Onu göreceğiz. Hayır, hayır. Bir dakika. Bozma. Ben ne söylersem söyle. Bana laf yetiştirmeye çalışırken pozunu bozma lütfen. Pardon. Gülümse. Bak bu makine. O lanet günün anısı bana. Belal'ın Kozan Efendi. Gülümse, sakın bozma. O belalın burayı da basarsa ben karışmam ona göre. Bana doğru dön, biraz gözlerini göreyim. Ya ne oluyor size ya? Bu benim duyduklarım, gördüklerim ne demek oluyor yani? Biriniz de adam akıllı bir şey söylemiyorsunuz. Ya Celal, gerildik işte. Onu görebiliyorum Yiğit'ciğim. Yapıştırmışsın kuzenini duvara, karım da karım diye bas bas bağırıyorsun. Al buradayım. Ne alakası var benimle? Ay bir mantıklı bir şey söyler misiniz lütfen? Yiğit'ciğim, siz karı koca bunu baş başa konuşun isterseniz yavrum ha. Ne münasebet anne ya? Allah Allah. Benim kocam öyle kan beynine sıçrınca konuşamaz Fırat. Sen söyle bana. Yani sizin ne alaka benimle ilgili kavga ediyorsunuz? Ne söylediğinde kızdırdı Yiğit'i? Ya söylemeye dilim varmıyor ama kocanın kıskançlığı işte Ejlal. Ne demek kıskançlık? Ya ben de tam olarak onu diyorum işte. Yani yok artık. Ya biz, ya karını benden mi kıskanıyorsun? Biz kardeş çocuklarıyız diyorum ama... kan beynine sıçrayınca kulakları duymuyor. Nasıl kıskançlık yani? Nasıl kıskançlık? Yiğit sen de bir şey söyle istersen artık ha. Ya abartıyor işte. Konuşulacak bir şey yok. Karım karım diye bas bas bağırıp kuzeni duvarlara vuruyorsun. Şimdi abartılacak bir şey değil mi diyorsun Yiğit? Yiğitler bunlar ne kadar sevimsiz, ne olur olmaz sözler. Olacak şey mi yavrum? Onu diyorum anneciğim. Ben de tam olarak onu diyorum. Böyle bir şey olmaz diyorum. Teyze, çok işim var benim. Tamam oğlum, tamam. Yiğitler hadi gidelim kızım. Ya ne hadisi ya? Ne hadisi? Kocam kuzeniyle kavga ediyor. Ortalıkta bir kıskançlık lafıdır gidiyor. Ben hiçbir şey görmemiş gibi elimi kolumu sallaya sallaya gideyim mi yani? Git Hicler. Ne olur git. Hicler beni daha fazla mahcup etme. Lütfen. Hicler bak Fırat ne diyor. İnsan kocasıyla, akrabasıyla böyle yüz göz olur mu? Hem de annesinin yanında. Elimi ayağımı titrettiniz vallahi. Ay tamam. Ben hiçbir şey anlamadım ama tamam gideyim ben. Aman hiçbiriniz işlerinizden eksik kalmayın. Hiçbiriniz de birazcık mahcup olmayın yani. Ben hiçbir şey görmemiş gibi böyle gideyim. Siz de birbirinizi gırtlaklamaya devam edin burada. Sakın boğazıma yapışmaya kalkma. Seni ben kurtardım. Anne sanki normal, her gün karşılaştığımız bir durumla karşılaştık. Oradan öyle kaçırdın beni ya. Bir de onların yanında azarlıyorsun beni. Kocam yapışmış kuzeninin boynuna, karım da karım diye bağırıyor, neredeyse dövecek kuzenini. Ben ne oldu demeyeceğim de ne diyeceğim acaba ya? İki adamın arasında öyle ulu orta konuşulacak şey mi? Ben bir anneyim yani, ne bileyim hoş olmuyor. Ha, yani şimdi Yiğit beni Fırat'tan kıskandı, bütün mesele o öyle mi anne? Ya aman bırak Allah aşkına ya. Sana da saçma gelmiyor mu yani? Biz daha bir saat önce Fırat'la Nur'dan bahsediyorduk. Belki bebeğin babası bile Fırat'tır diyorduk. E şimdi Yiğit beni kuzeninden kıskandı öyle mi? Ay konuşturacaksın beni. Fırat'ın öyle abuk subuk hareketleri var işte. Sen kendin demedin mi müzayede gecesi geldi Yiğit'in yanında elimi öptü öyle münasebetsiz cıvık cıvık hareketleri var diye. Ya tamam, tamam onu dedim de. Sen kocanı bilmiyor musun? Öyle içine atar atar
Sonra patlar, dünyayı yakar. Fırat yapmıştır yine bir densizlik. Ne bileyim, belki Nur'la alakalı bir mevzudur. Ya ben niye bunları konuşuyorum seninle ayrıca? Gerçekten bir anne olarak bunları konuşmak istemiyorum seninle. Kocana sorarsın akşam. Beni niye kıskandın dersin. Ya anneciğim, tamam da böyle bu işte bir garip... Ay takıldın kaldın yine İcler, takıldın yani. Bunlar anneyle konuşulacak şeyler mi? Ben utanıyorum vallahi. Kıskanıyor. Hadi bakalım, kocam beni kıskanıyor. İcler tam zamanında yetişti. Sanırım canım ona borçluyum. Bak boş boş konuşma. Allah çarpsın gebertirim seni. Kampanyayı feshetmişsin. Kovdun bizi galiba. Aa. Ne yapayım? Vicdan azabı mı çekeyim? Karını işsiz bırakıyorsun. Patronu sen değil misin? Nasıl olsa yeni bir iş bulursun ona. Yiğit, bırak bu eski kafayı artık. Mankenlik kötü bir şey değil. Nur bunu denemek istiyor, bırak denesin. Kızı da kendini de boşu boşuna yıpratma. Ben senin karına seni zedeleyecek bir adım attırmam. Hay hay. Ne? Bu kadar mı yani? Hı, bu kadar. Sen işini yapıyorsun. Gerisi karımla benim aramda. Hay hay. Benim kendime yeni bir yer bulmam gerekiyor sanırım. Yok, gerekmiyor. Ne? Beni niye hala evde tutmak istiyorsun ki? Gece uykumda kesecek misin beni? Hiç komik değil. Yiğit, beni en az 30 kez kovman gerekiyordu. Ama kovmuyorum işte. Hadi. Sen de bunu düşün. Ben senin neden bana kazık attığını düşünürken sen de benim seni neden kovmadığımı düşün. Ama sen daha kolay bir cevap bulacaksın, merak etme. Oo. Ben kuzenleri yalnız bırakayım. Yok, gel abi gel. Fırat da gidiyordu zaten. Yeni yetenekleri avlayacakmış sokak. Hadi bakalım. Evde görüşürüz kuzenler. Evde görüşürüz. Yetenek avcısı. Ne diyor bu? Canına mı susamış, hala bizimle mi kalacak? Kalacak. Ama canına susayıp susamadığını zaman gösterecek. Senin o edepsiz yeğenin yüzünden kaç tane çay soğuttum kahvede, haberin var mı senin? Tayyar Efendi sizin yeğen gazetelere çıkmış. Sizin patronun mankeni olmuş yeğeniniz. Ya iki çay içemeden nasıl kaçacağımı bilemedim kahveden be. Tövbe ya Rabbim ya, sabır ya. Benim kabahatim mi? Ben mi dedim git boy boy poz ver diye? Yerden göğe senin kabahatin. Ben daha ilk başında dedim sana ben bu kızı evimde istemem diye. Yok abimin emaneti, yok evlat yarım. Daha sofraya oturur oturmaz dedim ben ona. Eğer kaşına gözüne güvenip de geldiysen külahları değişiriz dedim. Ya sabır Rabbim, ya sabır. Senin öyle bir sabır çekmekle bitmeyecek çilen Hafize Hanım. Senin o edepsiz yeğenin o yolun yolcusu olmuş gidiyor. Allah bilir daha ne numaralarını göreceğiz onu. Ama ben bilirim ona yapacağımı. Hele bu dört duvarın arasına bir girsin, bak neler yapacağım. Ben hanginize ne diyeceğimi şaşırdım. Vallahi de şaşırdım, billahi de şaşırdım. Sen yat kalk da elmasa dua et. Allah'tan onun aklı başında. Öyle heves etmiyor, uymuyor yeğeninin gittiği yollara. Sen geç çıkacaksın galiba. Ne yapayım? Eve erkenden gidip cinleri tepeme mi çıkarayım? Çalışacağım biraz daha. İyi. Ben eve gidiyorum o zaman. İyi, tamam. Telefonunu açsana, sabahtan beri çalıyor bır 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 bır. Ya yok. Bankadan arıyorlar. Ararım ben sonra. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Demek sen de sırtını döndün bana Cahit. Böyle kolay değil bu işler. Görürsün. Hiç kolay değil.
Annem yok. Ben sıkıldım. Aman be paşam. Bir yaranamadım sana. Hadi bakalım. Ye böreğinden de löplöp et olsun. Hadi bakalım. Yemeyeceğim. Nur nerede? Oyun oynayacaktım. Bilmem. Kim bilir nerede? Kim bilir? Boş ver sen şimdi Nur'u. Ne yapacaksın? Hadi ye bakayım. Ya yemeyeceğim. Nur benim oyun arkadaşım. Yemeyecek misin? Yemeyeceğim. Aa, Mert geldin mi? Oley, Nur geldi. Geldin mi sen? Geldi ya Nur Hanım, geldi. Artık işten güçten vakit bulup oyun oynayabilirsen oyun arkadaşına. Nur'un işi gücü benim zaten. Ya, ya sensin. Çocuğu eyle, sonra konuşacağız seninle. Hadi Mert'ciğim. Yiyeceğiz mi? Börek geliyor, börek geliyor. Oyun oynayalım, boş ver böreği. Ama bunu bitirelim. Sütümüzü de içelim. Sütü olur. Tamam o zaman. Hadi al bakalım aslan parçası. Doluya koyuyorum olmuyor. Boşa koyuyorum almıyor. Ben bu Yiğit'in beni Fırat'tan kıskandığına bir türlü inandıramıyorum kendim ya. Yani var ya karım lafını duymasam... Duydun ama İclal değil mi? Duydun. Ay anne sana da gık denmiyor ya. Yola çıktığımızdan beri aynı şeyleri konuşuyoruz. Sıkıldım ama. Ay kusura bakma. Bu sefer senin o sen takıntılısın laflarını dinleyemeyeceğim ben. Takıntıysa takıntı, ben bunu takarım arkadaş ya. Adam seni kıskanıyor işte. Ha? Daha ne istiyorsun? Ya anne, Fırat Yiğit'in kuzeni. Ayrıca açık açık ortada değil mi bu adam Nur'la beraber ya? Ben de farklı bir şey söylemiyorum zaten. Nur'la ilişkileri ortada ama bu Yiğit'in sana karşı bir densizliği hoş göreceği anlamına gelmiyor. Kocam beni sevmiyor diye kendini yerlere atıyordun. Adam seni kıskanıyor, yine de yaranamıyor. Yo. Niye yaranamasın? Çok da hoşuma gidiyor aslında. Yani hoşuma gidiyor da ben kafamda bir şeyleri oturtturamıyorum. Bu Fırat pılıyı pırtıyı toplar gider herhalde artık ya. Nereden biliyorsun gideceğini? Daha neler anne? Bir adam aldı bakıcıyı manken yaptı. Yetmedi bizim markanın yüzü yaptı. Bakıcıyla aşinalar fişneler. Yiğit'in hoşuna gitmez, Yiğit tutmaz daha. Bir dakika tutmaz Fırat'ı burada. İnşallah. Yapacaksın. Konuşacak mısın bu sevimsizle? Anne yani artık. Kovacak mısın? Dur bakalım bir konuşalım da. Neyse. Şu can borcu takıntın geçti ya. Bitecek o bardak. Ve kocaman bir bıyık istiyorum. Oh! Aferin. Olmuş mu? Evet, evet. Kocaman oldu. Nasıl? Şunlara bak ya. Yerim seni. Ben olduğuna hiç böyle olamadım. Hadi aç bakalım. Ağzını. Bırak Allah aşkına. Samimiyetsiz. Mert. Annemler gelmiş. Hadi gel bakalım. Gel aslanım, gel, 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 gel. 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 Bak sana ne anlatacağım. Hafize Hanım, biz bahçedeyiz. Sen bize bir kahve yap. Nur, gel biz bir konuşalım seninle. Hala çok şaşkın ve kızgın olduğumu farkındasın değil mi? Evet, görebiliyorum. Herhalde neden kızgın olduğunu da biliyorsundur. Aile şirketimizin gecesine gidiyorum. Ve çocuğumun bakıcısını, kocamın markasının yüzü olarak karşımda buluyorum. Bunu bana nasıl açıklarsın Nur? Fırat Bey bana bir iş teklif etti. Ben de kabul ettim. Hepsi bu. Hepsi bu. Bu söylediğine sen kendine inanıyor musun?
Seni az çok tanıyorum ben, değil mi? Sen aylığını alırken bile oturup sıkılan, benim verdiğim kıyafetleri bile giymeyen kızsın. Farkındayım, giymiyorsun kıyafetleri. Yani bence yersiz bir gurur. Ama ben bunu da anlayabiliyorum. Ben o gururlu kızın bize danışmadan, haber bile vermeden modellik yapmasını anlayamıyorum. Ben biraz... Sen biraz o hayatın cazibesine kapıldın. Bunu da anlıyorum. Gençsin, toysun. Bildiğim kadarıyla lise mezunusun. Çok fazla bir alternatifin yok. Kendin için kariyer olarak bakıcılık hayalleri kurmaman da çok normal. Karşına gözünü kamaştıran bir adam çıktı. Gözümü kamaştıran adam? Sana ışıl ışıl bir dünyanın kapılarını açtı. E sen de haklısın. Senin yerinde kim olsa etkilenirdi. Ben bunları yargılamıyorum. Bunların hepsini anlayabiliyorum. O yüzden şimdi bana açık ol. Deminki gibi kıvırma. İjder Hanım, siz ne düşünüyorsanız öyle olsun. Ben hepsini kabul ediyorum. Nurcuğum bak, mesele şu. Ne yapacağız? Ha? Bütün gazeteler, kozanlar bakıcılarını marka yüzleri yaptı yazıyor. Cemiyette tanıdığım bütün kadınlar senin kocamla verdiğin pozları konuşuyor. Senin yaptığın şey büyük dedikodu malzemesi ve benim canım gerçekten çok sıkıldı Nur. Özür dilerim. Bu kadarını hesap edememiştim. Senin hesap edemediğin şey benim başımı ağrıtmamalı. Ben öyle ucuz dedikoduların merkezinde olacak bir kadın değilim. Yani inan bana, mesele senin gerçekten manken olman değil. Mesele sen bizim evimizde bakıcıyken manken olman. Ve çıkışını da bizim markamızla yapman. Benden ne yapmamı istiyorsunuz? Senden bir seçim yapmanı istiyorum. Ya bu çıktığın yolda yürümeye devam edeceksin ve artık bizim evimizde çalışmayacaksın. Ya da bakıcılık kariyerin için mankenlik rüyandan vazgeçeceksin. Söyle teyze. Asıl sen söyle. Neydi Fırat'la o haliniz? Fırat her ne kadar çevirirse çevirsin. Sen İcdal'i aptal mı sandın? Eve gelinceye kadar başımın etini yedi. Oldu işte bir kere, ne yapayım? Yiğit, bir şeyler yapmak zorundasın. Bak şu an İcdal Nur'la konuşuyor. Muhtemelen mankenlikle bakıcılığın bir arada yürüyemeyeceğini söylüyor. Haksız mı? Ne yapayım teyze? Bak ben sadece soruyorum. Karın mankenlik mi yapmak istiyor yoksa bakıcılık mı? Hayır, karın ünlü olmak istiyor olabilir. Ama ben onun şöhret merakı yüzünden kızımı kurban edemem. Tek bir gecede bütün dikkatleri ikiniz de üzerinize çektiyseniz gerçekleri saklamak için... Bak teyze, ben gidip Nur'la konuşacağım. Senin korktuğun gibi bir şey olmayacak. Güven bana. Sana bir kere güvendim. Başıma bu belayı musallat ettin. Benim Mert'i ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. Ona bir söz verdim. Onu asla terk etmem. Ama evet, haklısınız. Ben artık bakıcı olarak çalışmak istemiyorum. Tamam. Ben bunu anlıyorum zaten. Sana hak da veriyorum. Ama sen manken olmak istiyorsun. Ve Mert'in de bakıcıya ihtiyacı var. Onu nasıl yapalım diyorum. Ben müştemilata geri dönsem. Sizden de artık aylık almasam. Bütün saatlerimi Mert'e göre ayarlasam, onunla ilgilenmeye devam etsem, sorunumuz çözülür mü? Sen bizden para almayacaksın, misafir odasında da kalmayacaksın ve Mert'e bakmaya devam edeceksin. Doğru mu anlıyorum? Evet, gerçekten istiyorum, lütfen. Nur, sen gerçekten çok tuhafsın, biliyorsun değil mi? Tamam, yani gördüm demin Mert'e sizi, aranızda çok özel, güzel bir bağ var. Ama böyle devam edersen senin oğluma karşı olan bağının hastalıklı olduğunu düşünmeye başlayacağım. Yani mankenlikten kazandığın parayla bir ev kiralayabilirsin. Ama sen sırf Mert'ten uzaklaşmamak için müştemilatta kalmaya devam etmek istiyorsun, öyle mi? Ben başka bir eve çıkmayı düşünmüyorum. Yani tek başıma yaşayamam. Hiç benlik değil. Hem halamı da bırakamam. Halanı bilmem ama ben de yalnız yaşayacağını düşünmemiştim zaten.
Ben Fırat'la yaşarsınız diye düşünmüştüm. Ne dediniz siz? Hadi Nur. Açık konuşalım artık. Ben Fırat'la beraber olduğunuzu biliyorum. Hatta bence senin çocuğunun babası da. Çıldırdınız mı? Ne söylüyorsunuz? Şişt. O üslubuna dikkat et. İclal Hanım bakın, benim Fırat Bey'le aramda hiçbir şey yok. Bu fikre nasıl ve nereden vardınız bilmiyorum ama... Bilmiyorsun öyle mi? Fırat aldı, seni bir anda manken yaptı. Yani tamam, hoş kızsın. Ama manken olmak kim, sen kim ya? Hele Kozan şirketinin yüzü olmak kim? Bunu sana Fırat'tan başka kim yapardı ki? Bu sorunun cevabı bende değil. Ama lütfen, ne düşünüyorsanız aklınızdan silin. Çünkü gerçek değil. Benim şimdi Mert'le ilgilenmem lazım. Lütfen, bakıcılık konusunda neler söylediğimi düşünün. Ben Mert'e verdiğim sözü tutmak istiyorum. Gel bakayım, sen seninle konuşacağız biz. Hala, ben bir Mert'e bakayım. Ah, Mert'e bakacakmış. Sanki tek işin Mert senin. Kim bilir bugün kimlere poz verirken geciktin zaten. Aklın neredeydi o zaman? Hala, akşam konuşalım. Benim de sinirlerim... Başlarım şimdi senin sinirlerine. Sen hayatını yaşayacaksın, gününü gün edeceksin, dillere düşeceksin diye... ...ben her Allah'ın günü eniştenin eziyetini çekemem. Yine senden mi soruyor hesabımı? Ya kimden soracaktı? Sanki halanın çektikleri çok umurundaydı da. Tamam, gidelim. Hadi bakalım, ne soracaksa bana sorsun. Yeni fotoğraflar ha? Kapıyı çaldığınızı duymadım Ayçil Hanım. Sen bizim sırrımıza, ailemize, işimize, gücümüze... ...hatta benim kızımın canına bile saygı duymayan adam benden saygı mı bekliyorsun? Trajedi yaratmayın Ayçil Hanım. Aslında o kızın gerçek yüzünü gösterdiğin için benim sana teşekkür etmem lazım ama... ...sen çok ileri gittin. Biraz onurun varsa bedelini ödersin Fırat. Yiğit'i beklemezsin. Ne yaparak? Buradan çekip giderek mi? En azından ne yapman gerektiğini iyi biliyorsun demek ki. Ben yapılması gerekeni biliyorum. Doğru. Bunu yapmayı da istedim. Ama Yiğit buna izin vermedi. Ne demek o? Ne demek izin vermedi? Buradan gitmemi istemiyor demek Aydın Hanım. Anladı değil mi? Onunla uğraştığını... ...onunla bir derdin olduğunu anladı. Ve derdinin ne olduğunu çözmek için de... ...seni yakınında istiyor. Seni edepsiz, seni utanmaz... Gözünden anlamıştım ben seni. Daha ilk günden biliyordum niyetini. Halana demiştim. Bu kızın yolu yol değil demiştim. Baba baba, bakışlara bak. Hiç başını eğmek de yok ha. Eğmiyorum başımı. Sen de iyi bak. Eğmiyorum. Utanmaz arsız. He? Memlekette böyle edepsizlikler yapamazdın tabii değil mi? Arkanı böyle sağlama alamazdın değil mi? Nasıl sağlama almışım arkamı ben? Söyle. Hadi söylesene. Senin kime metreslik yaptığını bilmiyor muyum ulan? Senin başından beri planladığın buydu değil mi ha? Bütün bunları planladığın en başından beri senin istediğin buydu. Anne. Anne. Hastanede bir de bana güvenebilirsin dedim. Yalancı.
Yiğit'i kendine düşman edip bütün gerçekleri tek tek söyleyeceksin sen. Önce Yiğit senin sırrını öğrenecek, sonra da İcral Yiğit'inkini, ha? İcral'den korkmanı anlıyorum. Yiğit'in neyi öğrenmesinden korkuyorsun? Bir de onu anlayabilsem. Yiğit'in yaptıklarından sonra ondan korkacak neyin var Aytun'un? Ya sen beni ya delirtmek istiyorsun ya da Yiğit'e olan kuyruk acın o kadar derin ki gözün kendi canını bile görmüyor. Ne yapacak? Yiğit beni öldürecek mi? İcral için ha? İcral için Yiğit beni öldürecek. Yiğit İcral'e aşık olduğunu öğrendiğinde sırtını sıvazlayıp seni efkar masasına mı oturtacak sanıyorsun? Geçen gün arabadan kol kola indiğinizi görmedin mi? Beyin korkusundan ağzımızı açamıyorsak gözümüz de mi görmüyor be? Senin gözün ne gördüğünü bilmiyor. Konuşturma beni. Baba. Laflara bak Hafize. Diklenmelere bak şunun ha. Ben hiçbir şey demiyorum artık. Hiçbir şey demiyorum. Hala, ben yanlış bir şey yapmadım. Yapmıyorum. Nur yeter. Daha fazla aptal yerine koyma bizi. Emin? Fırat Bey sana o gece niye yardım etti? Belli. Kuzeninin metresini koruyordu demek. Gözümle gördüğüm gerçeği sakladınız benden. Yazıklar olsun be. Ben de seni kardeş yarım bilmiştim. Emin, bari sen yapma. Hı. Sen her türlü haltı yap, bize gelince yapma. Gözümüzün önünde evli barklı ekmek verenimize düşüp kal. Onun mankeni ol. Kapatması olduğunu milletin gözüne sok ha. O kadar uzun boylu değil Nur Hanım. Ne haber Emin? Neyin var oğlum senin? Bugüne kadar sustuysak bizim de bir aile şerefimiz var. Ne oluyor içeride? Bu sesler ne? Nur içeride. Anamla babama hesap veriyor. Ne demek hesap veriyor? Ben daha fazlasını söylemeyeyim Yiğit Bey. Sen bana istediğin kadar hakaret et. Ben kendimi savunmayacağım. Benim dilim bağlı. Benim tek umursadığım kişi sensin. Bir tek sen bil ki ben yanlış bir şey yapmadım. Yanlış yapmamış. Bir de utanmadan, kızarmadan konuşuyorsun. Eniştenin gözü gözde. Benim gözüm görmüyor mu bunca zamandır Yiğit Bey'le düşüp kalktın ha? Yazıklar olsun. Baban seni bana evli adamın metresi olasın diye mi emanet etti ha? Yazıklar olsun. Yeter artık Hafize. Özür dileyin yeğeninden. O kadar uzun boylu değil Yiğit Bey. Beyimizsiniz, ekmek verenimizsiniz. Boynumuz kıldan ince ama bizim de bir onurumuz, haysiyetimiz var. Gözümüzün önünde bu olanları münasip görecek değiliz. Siz bizim beyimizseniz, sizin karınız da bizim her zaman hanımımız olur. Demek benim karım senin hanımın olur, öyle mi? Elbette ki öyle olur. Bunca zaman ekmeğinizi yedik. Sizin karınız bizim... Benim karım senin hanımın olamaz Hafize. Çünkü benim karım... Şimdi hemen yeğeninizden özür dileyim. Çünkü sizin karşınızda benim karım. Benim resmi nikahlı karım Nur Kozan duruyor.